Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokakların 600. bölüm özel analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bu Arka Sokaklar 600. bölüm özel analiz videosuna emeklerimizin karşılığı olarak beğenmeyi ve aynı zamanda hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İsterseniz önce jelerimizi izleyin, ondan sonra videomuza geçelim mi izleyinler? Ve sonunda Arka Sokakların 600. bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bizler de Umut Kör videoları olarak özel bir analiz videosu yapmaya karar verdik. İlk olarak sizlere bu bölümün hakkında eleştirimi, sonra dizinin 600. bölümünde neler olacağına dair tahminlerimi vereceğim. Bana açıkçası bu bölümü fazla beğenmedim. Daha doğrusu ilk sahneleri beğenmedim. Evet, konumuz Mesut'tu ama Mesut'a dair bir ipucu bile yoktu. Bölüm tamamen Esra üzerine geçmişti biliyorsunuz ki. Hele ki şuradaki aşk sahnelerinin abartılması da cabası. Gerçek polisler bile bu kadar neredeyse aşk yaşamıyorlar ki aşkla ilgili haşır neşir bile değiller. Ama tüm fan kitlesi ille de Selmas, ille de Ezgem diye tutturdu. Ve bu da zaten reytinglerin düşmesine sebep oluyor. Bazı tabi izleyiciler diziyi bu çiftler için izlemiyorlar. Dizi tamamen aksiyon olduğu için izliyorlar. Evet, aslında şöyle bir durum daha var. Selim ve Mesut'un uzun zamandır evlilik konusu açılıp kapanıyor ama illaki her kötü şeyin bir iyi yanı olur diyoruz ki illaki evlenirler. Dizide daha çok son bölümde yan karakterlerin mevzularını gördük. Aslı'nın mevzuları bitmiyor. Hatırlıyorum da 10. sezonda Hüsnü vurulmuştu ve çok güzel bir son izlemiştik 400. bölümde. Evet, fazla uzatmış olabilirim eleştirimi. Şimdi 6. bölüm analizini izninizle geçmek isterim. Son sahne ile ilgili değil, tüm bölüm hakkında kısa bir detay konuşmak istiyorum. Bu bölüm, yani son bölüm, 599. bölümde ekibimiz bir cinayet olayı üzerine çalıştı. Bu sosyal medya fenomeninin annesi öldürülmüştü. İlk olarak bir doktordan şüphelendi, gözaltına alındı. Bir sürü olay böyle kaldı. Sonrasında olay tabii gün yüzüne çıktı. Onda da tutuklandı gerçek katil. Anne öldüren bir kızı çıktı ve bu kız uyuşturucu bağımlısı olup sevgilisini katletti. Emre'ye tuzak kurulmuştu biliyorsunuz ki ve yaralı İsmet diye bir adam vardı. Sonra Mesut son sahne kelepçe takıldı. Metin de iş bulmak istedi. Yani kısacası bölüm böyle bitti. Şimdi fragman üzerine konuşacak olursak, fragmanı izlediğimize göre ekibimiz Kerim Aslı'nın peşinde yine ve yakalamak için kolları sıvamış durumda. Aynı zamanda Harun meselesi var ki Afgan askerinin yakalanması lazım bu konu üzerine. Şimdi gelelim son sahneye. Bu son sahne bayağı bir önemli sahne. Zaten 6. bölümün en önemli sahneleri bu son sahnelerde olacak. Son sahnede Mesut bir acı haber getiriyor Rıza babalara ve diyor ki işte Hüsnü ikinci fragmanda bir çatışmaya giriyor gördüğünüz gibi. O sırada bir keskin nişancı var. Yardım ediyormuş gibi bir hissi var bunun ve roket atıyorlar o tarafa doğru. Üstüne de Hüsnü olaydan sonra arayıp acı haberi veriyor. Peki olay öncesinde ne oldu? Hüsnü ve Emre bir operasyona çıktı. Bunu zaten fotoğraflarda illaki görmüşsünüzdür. Bu sırada elinde sniper olan deri ceketli birisi duruyor ve karşı taraf, yani teröristlere doğru ateş ediyor. Bunun üzerinde o sniper giymiş adam roketi üstüne yiyor ve ölüyor burada. Peki bu kişi Ali mi? Ne yazık ki Ali Korkmaz diziye veda etti bu şekilde. 6. bölüm zaten özel olduğu için de Ali karakterine veda ederek bitecek bu bölüm. Zaten şöyle bir durum daha var. Bazıları demiş ki Pınar demiş o, hani zaten saçma olur bu da. Çünkü Pınar silah kullanmaz, şey yapmaz. Herkes demiş de Pınar öldü falan diye. Hayır. Pınar ölmüş olsa zaten Rıza Baba bu kadar sakin davranmaz. Zaten Rıza Baba'nın Ali ile arası fazla yoktu. Hani en son kızına şiddet uyguladığı için Ali'yi fazla sevmiyordu. Yani bu yüzden de büyük ihtimalle o kişi Ali. Yani Ali öldü. Maalesef ki bu bölümde Ali'yi şehit olarak şey yapacağız. Peki Ali'nin geldiğini nereden anlayacaklar diye söylüyorsanız, büyük ihtimalle Ali biliyorsunuz ki Pınar'ı ziyaret edecekti. Çocuklarını görmüyor falan. Hatta Ali Antalya'da görevdeydi. Büyük ihtimalle İstanbul'a geldiği sırada operasyonun olduğunu fark etti ve oraya doğru gitti. Ve büyük ihtimal Hüsnü zaten dürbünle, elinde bir tane dürbün var zaten, ben fotoğrafları koyarım bulabilirsem. Dürbünle bir tarafa doğru bakıyor ve büyük ihtimalle elinde sniper olan kişinin Ali olduğunu buradan fark ediyor ve üzerine roket dediği için de Hüsnü ağlıyor zaten fragmanda gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle Ali'nin cenazesi 6. bölümün son sahnesinde olmazsa 601. bölümde olabilir diye düşünüyorum. Evet dostlarım,
özel analiz videomuz buraya kadardı. Özel dedim ama biraz kısa sürdürdüm. Daha fazla insanlar bıkmasın diye kısa sürdürdüm. Arka sokaklar analiz videoları elbette gelmeye devam edecektir. Takipte kalmayı unutmayınız. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Albert Camus.